Sevgili Yeşil Bakış izleyicileri, bu hafta da yaza henüz merhaba diyemeden ülkemizde yağışlı bir haftayı daha geride bıraktık. Ve özellikle bu son yağışlar, özellikle Haspolat, Ercan, Değirmenlik bölgelerinde ciddi yıkımlara yol açtı. Son 100 yılın en yağışlı yılını geride bırakırken aslında bir kez daha bunların birer doğal felaket olmadığı, bizlerin son 40 yılda bu ülkede yaptığımız çarpık yapılaşma ve altyapı eksikliğinin nedeniyle aslında büyük bir tahribat yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yağışların sonrasında bu işin suçlusu kim, sorumlusu kim sorusu sıkça soruldu. Bu soruya sanırım verilebilecek en doğru cevap, en suçsuz olanın doğa olduğunu, doğaya yıllardır yaptığımız müdahalelerin, yıllardır doğanın canını acıtmamız karşılığında aslında doğanın da yavaş yavaş intikam almakta olduğunu gözler önüne seriyor. Bugün geride bıraktığımız haftada yaşanan sel sorunlarını özellikle Gönyeli bölgesinde, Gönyeli Barajı'nda sizlere aktarmaya çalışacağız. Ve Biyologlar Derneği eski başkanı, çok kıymetli hocam sevgili Mustafa Kovalı'yla bir sohbet gerçekleştirdik. O sohbetten sizin için seçtiklerimiz ve aslında bu yağışlar, barajlardaki taşmalar ve ülkemizde yaşanan çevre sorunlarına farklı bir gözle bakmaya çalıştık. Şimdi hep birlikte sohbetimizi izleyelim. Thank you.
Evet sevgili Mustafa hocam, sen buraların çocuğuydun, şimdi buraların abisi oldun. Bizim kıymetli bir hocamızsın. Ama hepsinden evvel Gönyeli ile ilgili ve bu son yaşadığımız yağışlarla ilgili. Hiç tabii bunlara girmeden önce senin bir değerlendirmeni isterim. İşte 100 yılda bir olan yağışlar deniyor. Yani ne yapalım artık, bununla da sel kaçınılmaz gibi bir yaklaşım da var. Sen nasıl değerlendirin bu yıl son yüzyılın en yağışlı yılı? Bundan sonra da hep böyle mi gidecek bu iş? Ne düşünün bu konuda? Buradan başlayalım. Evet. Şimdi en iyi öğretmenimiz doğadır. Şimdi bizi bütünleme sınavına çekti. Bu periyodik aralıklarla devam etmektedir. Bu baraj 1962-63 yıllarında yapıldı. Gönyeli'nin çok ciddi bir içme suyu problemi vardı. O Köy dönemlerde. o dönemlerden daha da geride. Hatta yani ilk burada işleyen 1950 yılında bu barajın üst başında küçük bir baraj yapılıp köyün ileri gelenlerinden kanallar yardımıyla, bugün pek azı kaldı iz olarak örtüldüğü Kanalların. topraklar, kanalların ve esas 1962-63 yılları arasında Gönyeli Barajı yapılmıştır. Barajımız tamamen savak sistemiyle taşar. Televizyonda üzülürüm işte, kapaklar açıldı falan. Evet, ona da geleceğim. Bu barajda öyle bir kapak sistemi yoktur. Yapıldığı gibidir bu. Üzüldüğüm nokta, 2009 yılında bu barajlaştığında hemen yaklaşık bir insan boyu seviyeden Evet. taşmıştır. Özellikle kameramanımız bu yan kısımlarda çekerse, özellikle Yani 2009 bugünkünden çok daha çok şiddetli daha bir şiddetli hastaneye bastığı, sel hareketin olduğu zaman o zamandı ve biz 10 yılın içerisinde bu konuda herhangi bir tedbiri alamadık. Hiçbir şey Yine yapmadık. suyumuz akıp gitmektedir. Türkiye'den su getirmenin derdine düştük. Var olan kaynaklarımızı kullanmadan çok çok uzak. Şu anda bir servet akıp gitmektedir. Dördüncü günde dört yola ulaştı. Devam edecek Tuzla'ya kadar. Biliyoruz bu deremiz Öksüzdere, Gönyeli'nin içinden geçip hastanenin arkasından aldıktan sonra Cınlar Deresi dediğimiz ya da Asidere olarak Alayköy'den gelen büyük derelerinden birleşip Lefkoşa'yı terk etmekte, üzerindeki bütün köylerden geçip Tuzla'ya kadar gidecektir. Bir zamanlar giderdi Tuzla'ya kadar. Gidecek. İçinde Bu da var, önünde ne gidecek. varsa Gidecek. yıkıp Çünkü gidecek. su yolunu her halükarda bulur. Bu barajın taşıma sisteminde işte insanlara şunu derseniz, siz biz kapakları açtık ve suyu kontrollü veririz, çok büyük bir hatadır. Vatandaşın daima olayı doğru bilmesi lazım. Öncelikle bu konudaki bu duyarlılığı ben tebrik ederim. Yani insanların artık bulunduğumuz çağda bilgiyi doğru edinme hakkı vardır. Bunu hemen hocam, bunun altını çizelim. Hep şu işte bir anda su geldi. Ne oldu? Gönyeli Göleti'nde. Zaman zaman başka göletlerde de ama özellikle burada bu bölgenin en büyük göletidir. Kapaklar mı açıldı? Su Lefkoşa'ya doğru mu geliyor? Oysa dediğiniz gibi burada bir kapak açma meselesi yok. Yok. Kendi doğallığında göletin fazla suyu dışarıya atması şeklinde gerçekleşir. Şimdi insanların kabul etmediği bir şey, 1967'de sel felaketi olduğu zaman, şu anda bunlar kayıtta değil ama 1967'de hastanenin en inişinden Ortaköy'ün yokuşuna kadar olan yer, yani bugünkü radarın olduğu yerden Ortaköy'ün o baklava salonunun olduğu yere kadar suyun çıktığını insanlar gördüğünü söylüyor ve buradan kurtulan helikopterle evlerin damından kurtarılan insanlar hala daha sağdır ve olaya tanıktır. Şimdi yapılması gereken, bu böyle devam edecek mi? Evet, edecek. Çünkü küresel ısınma ya da küresel iklim değişikliği kaçınılmaz olarak bölgelerdeki yağış miktarının değişeceğini düzensizleştirdiği. düzensizleştirecek. Doğa kendini tamir etmek için çok hızlı şekilde çarelerini üretmeye arar. Şu anda yapılması gereken, gerçekten bu barajı besleyen havza, eski Girne yoluyla yeni Girne yolunun arasında defalarla kademe kademe bize tekrardan baraj yapma şansı verir. Gerçekten suyun kontrolünü tutmamız gerekir. Özellikle şu anda taşan suya baktığımız zaman suyun renginin kahverengi Biraz olduğunu. ona da gelecektim. Evet, yani burada baktığınızda
kahverengi oluşundan öte kameraman arkadaşım detaylı da alacak orayı. Sanki bir deterjan varmışçasına içinde bir köpürme var. Suyun köpürmesinin temel sebebi nitrat ve organik atıklardır. Bu onun kesin kanıtıdır. Yani bu suyun içerisinde organik atıklar var. Gübreler ve belki de lağım suları. Bilemeyiz. Ha bunu ciddi şekilde tahliye etmek gerekir. Şu anda hangi hastalığı nereye kadar dağıdın? Ne yapan? Çünkü bunu durdurmanın şeyi yoktur. Siz önceden tedbir almanız gereken konulardır. Şimdi bu duyarlılıkla üst tarafa gerekli barajların tekrardan yapılması, suyun kontrollü salınması en azından burada devamlı madem ki bahsedilir, sen kapak sisteminden bahseden, şimdi bunu gördükten sonra çok açıktır ki yaklaşık bir insan boyu buradaki mesafe yaklaşık 30 metredir. Kolaylıkla buraya bir kapak sistemi yapılabilir. 30 metrelik bir alanı emniyete alıp havzaya suyu genişletme ve sonradan kontrolü verme şansın vardır ama şu anda burada kapak açtın diyemem. Demek ki bu barajın emniyete alınması lazım. Arkada biriken alüvyonun temizlenmesi lazım. Gözden geçirilmesi lazım. Çünkü bu potansiyel olarak yaklaşık 2 milyon metreküp su tutar. Aşağı yukarı 2 milyon metreküp su tutar ve hiçbir kontrol yok. Bunun Allah korusun patlaması durumunda ben o gün gerçekten paniklemiştim. Zaten izleri durur. 2009'un izleridir bu. Evet. Suyun 30 metre bir mesafede belki daha fazla olabilir. Yaklaşık 1,5 metre yükseklikte orada Neco yazısı var. O yazının olduğu yere kadar suyu gördüm. Evet. Bu ciddi bir sudur. Saniyede 120 metre küp su aktığını yani çok gördüm. Daha yüksek bir debiyle bu suyun gelmesi mümkün olabilir buraya. Bunun için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Şu an benim anlattıklarınızdan şu ana kadar anladığım burada yani hiçbir kontrol yok. Gelişi yok. Güzel 50 yıl önce yapılan bir baraj var burada ve bu barajın içinde yağmurlarla nasıl su gelirse o şekilde. Burada tehlike Hasan Hocam şudur. Gelen suyun yağışla alakalı olduğunu biliyorsak şimdi düşecek olan yağış miktarı 100 kilogramın üzerine çıktığı zaman tehlike arz eder. Evet. Şu anda son özellikle Ciklos'ta olan yağmurda benim bildiğim 270 kilograma kadar evet, yağış. 200 kilogramın üzerine çıktı. Şimdi 200 kilogramlık yağış buraya düşmüş olsa ne olur bunu korkmadan söyleyeceğim. Üstelik bu birkaç saat yani bunun 24 saat devam ettiğini düşünürsek. Ada batar. Gerçekten. O kadar ciddi bir sudur. Bu hafife alınmayacak bir şeydir. Bu ancak sizin suyu her kademede tutabileceğiniz kontrol altına almanız lazım. Önle mümkündür. Önceden dere yatakları kesinlikle doldurulmamalıdır. Çünkü su akar yolunu bulur. Burayı ben kazmadım. Evet. Bunu diyor ki benim hududum budur. Ben bunu isterim. Bu bunun önüne de bir şey koysan alır gider. Koyamam. Şu anda 2009'da olmuş olsak burada çekim yapamazdık. Oradan taşan suyun buraya çıngısı, buharı burada durulmazdı. Ve bu ciddi bir şekilde ben üzülürüm. Bu sene gene yokladı orayı. Ama yüksekliği yaklaşık 50 santim idi. İlk sel felaketi olduğu zaman bunu yaptı. Ha yağışlar bundan sonra periyot bu şekilde devam edeceği açıktır. Görülür yeni iklim. Uçlarda yaşayacak. Uçlarda sıcağı tam sıcak, kışı tam kış. Yaz yazdığını, kış kışını bilecek. İnsanlar buna hazır olmalıdır. Ha bizim gerek akıl, gerek bilim olarak, gerek bilirkişi olarak birikimli insanlardan yararlanıp bu konuda dünya uzaya çıkarken artık bu ilim ile bu fenle bunları kontrol altına alabilecek tedbirleri ve minimum zararları, zarar görecek tedbirleri almamız gerekiyor. Yani bunun adına biz doğal felaket diyoruz. Doğa bir felaket verdi, yağdırdı yağmuru, çok da yapacak bir şeyimiz yok, ne yapalım? Bu kaderci bir yaklaşımdır, bu tamam değil. Tamam değil. Burada şunu bir özetleyelim. Aslında dedikleriniz önemli. Bir kere bu göletin tekrardan bir kontrol altına alınması lazım. Burada geniş bir havza var. Geniş evet. Bir havza var. Belki gerçek anlamda bir kapak sistemi de gelir. Özellikle bunun akış yolları da güzergahları da düzenlenip bunun kullanılması lazım. Tabii sözlerinizin arasında çok önemli bir şey de söylediniz. Yani işte biz Türkiye'den su getirelim derken aslında kendi suyumuza sahip çıkmıyoruz. Gidiyor. Burada gerçekten büyük bir havza var. Ama yine en başta 1950'lerde 60'larda yapılan bir barajdan bahsettik. Aslında Kıbrıs tarihinin her döneminde susuzluk yaşadı.
su problemleri vardı. Ama o dönem insanlar kendi akılcı yönetimleriyle barajlar yaptı, su kemerleri yaptı, sarnıçlar yaptı. Burada da bunun örneğini görüyoruz. Bağlamalar yaptı, suyu tarlada tuttu. Şu anda kaçınılmaz olarak yapılan kentleşme ve betonlaşma toprağın sadece burası için konuştuğumuz zaman üst kısmın bina dolduğunu düşünelim ve toprağın her 10 santiminin tutacağı su miktarının düz beton üzerinden akıp geldiğini düşünürsek kaçınılmaz olarak bu su bu sabaha sığmaz. Kesinlikle. Yani bu Ciklos'a düşen veya geçen gün Taşkent'e düşen yağmur buraya düşmüş olsa bu sabah sistemi bunu yani çıkartmaya görünen etmedi. O ki burada kaçınılmaz olarak özellikle yağış geldiği dönemlerde büyük bir sel riskiyle karşı karşıyayız. Şu anda açıksın, yukarıdakine anlaşma yapmış olman gerekir. Evet, öyle bir anlaşma var mı bilmiyorum. Olmaz. Bizim yönetimde yoktur. Dolayısıyla sizin buna karşı sizin bir adım öne geçerek tedbirleri almanız gerekiyor. Benim üzüldüğüm bu konuda sen dersen biz kapa kaçtık. Bu barajı yapan insanların tümüne hakaret etmiş olun. Yani diğer tarafta köyün içine sulama için giden yaklaşık 10 inçlik boruyu açıp dedim bunun hesabı yapıldı mı? Yaklaşık 3 ayda bu barajdaki su devamlı akmış olsa boşalır. Bu süre içerisinde yağmurun yağıp yağmayacağının garantisi nedir? Esas tehlikeli olan nokta tedbirlerin zamanında alınmamasıdır. Sınav yapar. Şu anda bütünleme sınavı sonudur artık. Evet. Sezonun beklediğimiz evet. Nisan itibariyle artık yaza girmemiz beklenir. Girmemiz beklenirken şu anda devam ediyor. Peki aslında şuna da birazcık yavaş yavaş girmemiz lazım. Bu göletler mevzusu böyle. Bizim 40'a yakın göletimiz var. Birçoğunda bu denli problem var. Gönyeli göleti bunun en büyüklerinden birisi ama bir de bu göletler aktığında içinde seyrettikleri dere yatakları var. Bu dere yataklarının durumu da ortada aslında. Biz dere yataklarımıza, derelerimize de sahip çıkmıyoruz ki bu Kıbrıs'ın en büyük, en önemli deresi Kanlıdere Lefkoşa'nın içerisinden geçer ve bunun işte 2000'li yılların başında bu ülkedeki ilk dere araştırmalarını yapan ekibin içindesiniz siz de. Evet, o dönemleri evet. Çok iyi biliyorsunuz. 99 yılında. Dolayısıyla şimdi yani 20 yıl geriye gidip tekrar günümüze dönüp baktığınızda gerçekten korkunç zararlar vermiş durumdayız herhalde dere yataklarımıza. Evet, maalesef bu ciddi bir tehlikedir. Şayet siz derede hak görürseniz ben dereyi alırım, doldururum kenarına, beton yaparım veya içindeki gamışları sıyırırım ve buna işte biyologlar derneği koymaz sıyırsın. Ya diyorum bunun sigortası derelerdir. Doğal yaşamın sigortası drenajı olarak çalışır. Sen bunu tıkanırsan direne olamayan bir şeyin vereceği zarar açıktır. Şöyle bir benzetme yapmak isterim. Şayet bir sistemden fazla gelen bir miktarı, bu tansiyon olabilir, şeker olabilir, kan basıncı olabilir, bunu kaçacak noktayı bulmazsa ciddi bir şekilde zarar verip orada bulunan tüm dokuyu mahveder. Şu anda buradaki bu bir küçük örneğidir bunun aslında. Küçük bir örneğidir. Şu anda sistemde doldurabilirler, dereleri doldurabilirler ama o yolunu açacak. O yolunu bulacak, açacak. Bulacak, kendi bildiği yerden akacak. Son örnek yaşadığımız özellikle Halasulat'tan İlahiyat Koleji'nin yanından evet. Geçen Hasbolat'a basan yerde siz Lefkoşa'dan Mausa'ya kadar 1 metrelik baraj yaptınız. Daha doğru. Bunun evet. Hesabını yaptığında geride biriktireceğin suyun potansiyel enerjisini hesapladığında sen kendi doğal felaketini değil insan aklıyla yapay felaketini hazırlan. Hiçbir mühendisi öngörüsü yok. Bu ciddi bir tehlikedir. 1 metre anayolu yükseltmek demek geriye 1 metre suyu kilometre karelerce alanın içerisine yaymak demektir. Bunu biriktirdiğin zaman kaçınılmaz olarak arabada sürükleyecek, ev de yıkacak. Kaçınılmazdır. Şanslıyız ki bu kez ölümler olmadı. Çok şükür. Çok şükür. Ama yani bu kelimeyi ben 2009'da yine burada programı yaparken bir şey söyledim. İnşallah bir sonrasında can kaybımız olmaz dedim. Öğrencim çıktı Hasan Hocam. Yani ben üzülürüm. Bunlar göz göre göre insanların ocaklar kararır.
neyi bekleyecek? 2029'da kını şimdi mi öngörelim? Evet. Bu bir öngörüyse biz falcı değiliz. Biz belli doğanın gücüne göre hesaplamaları yaptığınız zaman bir şey vardır. Ben her yıl bu şekilde geleceğim der artık. Tedbir alması artık bizdendir. Programı yapma duyarlılığınız için ben teşekkür ederim. Gerçekten önemlidir. İnsanlar bizim bir nefesimiz olsun. Bir sonraki kuşak belki bu konuda daha doğru bir tedbiri alabilir. Günün sonunda biz doğada önemli bir varlığız ama diğer varlıklarla birlikte önemliyiz. Bizim ayrıyeten bir önemimiz yoktur. Akıl bizdeyse onları da korumak bizim görevimizdir. Tabii bu son olaylardan sonra toplumda en azından şu gelişti. Yani başbakandan en küçük yöneticisine kadar herkes aslında altyapımızın ciddi sorunun olduğunu ve bu yaşananın biraz da insan eliyle ortaya çıkan tablolar olduğunu ortaya koyuyor. Son işte Ciklos'ta biliyorsunuz bununla ilgili bir de rapor hazırlandı ve o raporda da mimar mühendisler de yani aslında yolun bilimsel akıldan uzak yapıldığını ortaya koydu. Ama bunlardan ders alamıyoruz. Şimdi önümüzde bir yaz var. Yaz periyodu gelecek. Son birkaç yağış olsa bile. Umarım yazda bunların için gerekli adımlar atılır. Ve hem göletlerin kendi içindeki havzası hem de dere yatakları üzerinde bu iyileştirmeler bir şekilde yapılır ve karşılanır. Yoksa aksi takdirde şimdi olduğu gibi bunun kayıplarını gidermek için şu an can kaybımız yok diye seviniyoruz belki ama milyonlarca liralık hasar var, yollarda var, insanların evlerinde var. Gerçekten büyük bir servet gidiyor aslında. Esas tehlikeli gördüğüm noktayı söyleyeyim. Biz, burası bir adadır. Ve bütün canlıların temel özelliği üremeleri ve çoğalmalarıdır. Neslini artırarak devam ettirir. Bütün canlılar. Bütün canlılarda bu program esas programdır. Yalnız adaların böyle bir programı yoktur. Ada bölünü çoğalamıyor. O zaman burada toprak sabit, nüfus artmaktadır. Nüfus bunun içerisinde arttığı müddetçe bu felaketlerden daha da karşılaşacağız. Çünkü kaçınılmaz olarak bizim birinci önceliğimiz ev yapma benim hakkımdır. Doğanın böyle bir hakkı yoktur. Onun için dereden de çalabilirim, tarım arazisini de körleyebilirim, dağı da parçalayabilirim. Bu hakkı kendimize görüyoruz. Esas tehlike budur. Adaya gelen nüfusun durması ve kontrolü gereklidir. Bunlar önemlidir çünkü kaçınılmaz olarak kentleşme ve yapılaşma, betonlaşma, sel felaketlerinin artması demektir. Bugün yabancı bir memleketten gelen bir mimarla konuştuğumda çok şaşırdım bir konuydu. Tek ovanın içinde yapılan evin üzerine biriken suyun nereden nasıl akıtılacağını sorguladığı zaman hiç şaşırdık. Evet, bizim alışık olmadığımız şey. Yavdenik ovanın içerisindeki tek ev. Oradaki bütün habitatın değişmesine sebep olur. Daha önceden olmayan, normalde bu baraj yokken bu su olduğu gibi gelip geçiyordu. İşte o devre insanların öngörüsü yardımıyla bu suyu dizginledik. Şu anda potansiyel katilimimizi hazırlamamamız için bunun kontrollü şekilde üst yerlerde ve bütün göletlerin gözden geçirilip programa alınıp var olan kaynağı korumanın derdine geleceğiz. Çünkü elden gelen öğün olmaz, olsa da vaktinde bulunmaz. Ben Türkiye'den gelecek olan suya medet umamam, bağlayamam. Bir yere su ve elektrik geliyorsa arkasına nüfus geliyor. Budur yani, tehlike. Kimse bize bunun aslında bu ülkedeki su sorununu çözmek için yapıldığını da söyleyemez. Tabii. Başka amaçlar belki konuşulabilir. Yok ana vatan, yavru vatan diyebiliriz. Yok işte çözüm var, stratejik denebilir ama şu denemez. Burada su problemi var. Su problemini çözmek için geldi bu su diyemeyiz. Su probleminin çözümü belli. Yarım saattir bunu konuşuyoruz burada. Başka bir sürü yöntemler de mevcut. Biz kendi suyumuza ne yazık sahip çıkamıyoruz. Sizin dediğiniz gibi doğaya öyle müdahaleler yapıyoruz ki artık yani burada tamamen sanki insan unsuru var. Onun dışında hiçbir canlıların yaşama hakkı yok gibi geliyor. Ben şu konudaki görüşünü de merak ederim. Bu kapaklar konusundan ziyade en yoğun eleştirilerden birisi de hep bu dönemlerde insanlar sadece işte yağışın hiç durmadan yağdığı anlarda bakıp işte ya dereleri temizleseydiniz, kamışları kesseydiniz bu sorun olmazdı deniyor. Bu kamışların nedir durumu? Bu kamışlar gerçekten engel mi suyun akmasına yoksa iyi bir şey mi?
Biraz bu açıdan bilgi verirsen izleyenler için önemli diye düşünüyorum. Evet. Bu soruyu şöyle bir cevap vermek isterim. Herkes lütfen bir kilo balık alsın ve balığını ayıklamaya çalışsın. Balığın başından kuyruğuna doğru bıçağını sürerse bir tane pul sökemez. Ama kuyruğundan başına doğru sürerse pullarını söker. Derenin içerisindeki gamışların görevi balığın başından başlayıp kuyruğuna giden pullar gibidir. Üst üste kapanan gamışlar toprağın yerinden oynamamasını sağlar. Böylece toprak erozyonu başlamaz. Her noktada sıyrılan her noktada siz 200 milyon yılda oluşan toprağı denizlere götürmek için uğraşırsınız. Bizim böyle bir hakkımız yoktur. Doğa kendi kabuğunu sarmak için nasıl kesilen bir yara üzerine kabuk bağlar. Derenin içerisindeki sistem tamamen bu amaçlıdır. Gındırasından tutacaksın, hasır otundan, yaban gamıcından amacı tamamen kendi dere yatağını korumaktır. Dereyi doldurmamak esastır. Çünkü doğa kendi doldurmaz. Çıkan bitkisini kendi usulüne uygun budar. İçerisinde barındırdığı yaban hayatıyla fare, yılan, bu tür hamam böceği gibi canlıların kendi biyolojik dengesini oluşturup evlerimize saldırmasını engeller. Şayet betonlaştırırsak kaçınılmaz olarak göreceğiz ki evimizi bu defa fareler basacak, yılanlar basacak, bunları konuşacak. Bunlara yaşayacak yer kalmıyor. Çünkü senin olmayan bir adrese gittin yerleştin. Ben çok söylüyorum. Habitat canlının doğadaki adresidir. Biz var olan ev sahiplerinin yerine kiracı girdik. Bunu unutmamamız lazım. Yani ben evlendiğimde evimin olduğu yere Hacı Hasan Bucaklar denir. Baykuş ve tilkiler vardı. Bugün bu hayvanlar gerçekten yaşamın sigortası olarak görünür ve bunların yok olduğunu görüyoruz. Kaçınılmaz olarak bol tarım ilacı şu anda köpürmede ne kadar tarım ilacı gelir, ne akar, ne kadar suni gübre gider bunlar korkunç bir miktardadır. Bu köpürmeyi iyi bir şekilde yorumlamam. Evet, gerçekten buradan da şunu anlıyoruz. Yani kamışlar aslında hiçbir zaman dereyi tıkayıcı bir unsur değil. Eğer siz tabii derenin içine lağım akıtırsanız kamışların da korkunç çoğalmasını sağlarsınız. Moloz dökerseniz o zehrin sana gitmemesi için çeker. Evet. Ve eğer aynı şekilde dereyi köprüden karşıya karşıya geçerken 30 santimlik bir boruyla da geçmeye çalışırsanız tabii ki o zaman işte tıkanmalar olur ve aslında akışkanlığı esas engelleyen bunlardır. Kamışlar tam da sizin anlattığınız gibi suyun çok daha rahat ve sorunsuz bir şekilde çıkartmadan kaymasını sağlayan özel balık pulları gibidir. Sistem çalışırken çoğu yeri uyar. Bak bu kayayı oyarken daha kötü yerlerden suyun düştüğü vardı. Bu taşı oyabilecek güç, taşları oyabilecek güç haydayda toprağa taşır. Ve bu da bir sonraki tıkanmaya sebep olur. Kesinlikle yavaş yavaş sonuna doğru geleceğiz ama ben birazcık sizin bu bölgeli olmanızdan da fırsat bilerek bize birazcık yani nasıldı sizin çocukluğunuzda buraları, buradaki gölet, buradaki göletin içindeki faaliyetler, bu su nasıl kullanılırdı, ne amaçla kullanılırdı? Biraz bunlardan bize bahsedebilirseniz. Özellikle çocukluğumuzda bu 63 doğumluyum ben ve hatırladığım zamandan beri barajın ilk dolduğu günde rahmetlik babamla beraber birlikte gelip onu görelim. Ve üst tarafta tarlamız vardı. Onu ekerken unutmadığım bir anım var. Hoyuk derdik eskiden davarın girmemesi için. Gamucu tarlanın içerisine dikerdik. Bu Gönyeli Barajı kupkuru. Ve öyle dönemler de oldu. İçerisinden koşarak geçtim. Baba batmamım yok oyan dedi. Geç de korkma. Geçtim. Hoyuğu diktikten 3 gün sonra hava kapattı yağdı. Ve bu kupkuru olan baraj 3 gün içinde doldu. Bu ne demektir bugünkü hesabına? Evet. Yaklaşık olarak 3 günde 2 milyon metreküp su gelebilir. Birikebilir burada. Birikebilir. Peki bu stop olmasa, bu fren olmasa bu 2 milyon metreküp nereye gider? Onun için özü, elden gelen öğün olmaz, olsa da vaktinde bulunmaz. Biz var olan kaynaklarımızı frenleyecek, kontrol edecek. Su gerçekten hayattır. Ve bunu kontrol eden ülkeler, hükmedebilen ülkeler,
akılla hükmeden. Bugün Tokyo'da şehrin altında 20 yıllık yağışı biriktirecek özel depolar, maden ocaklarının içine suyu soktular. Çünkü sel felaketleri sadece bize özgü değildir. Dünya bütündür. Bir organizma olarak bütündür. Kıbrıs'a özgü de değildir. Haberleri dinlediğimizde dünyanın her yerinde yaşanan iklim değişikliği kaçınılmaz olarak sel felaketlerini, sıcağı, yani tersi şeyleri de konuşacağız. 50 derece sıcak, 60 derece sıcak, bunları da konuşacağız. Tabii hocam, biz yani işte yağmur yağdı 2 saat 3 saat 100 kilogramın üzerine çıktığında felaket oldu diyoruz ama daha galiba bu ülkede felaket görmedik. Yani fırtınalar, evet, kasırgalar, hortumlar, ki biz hep kendi küçük yerel problemlerimizle uğraşırız. Yok çöpleri temizledik, temizlemedik, yapılaşmayı yaptık, yapmadık ama aslında bugün küresel iklim değişikliğine en çok etkilenecek coğrafyadayız. Evet. Ve belki de bu yazda son yüzyılın en kurak yazını yaşayacağız. Bilemiyoruz. Gerçekten bunlar önemli. Ama şimdi böyle bakacağız akarken. Üzüldüğüm nokta bu. Gerçekten böyle. Bu gölet sanıyorum bu havzada bütün beş parmaklardan gelen birçok pınarın toplanma noktası. Yok, o kadar geniş değil. Eski Girne yolundan yeni Girne yolu, hatta bir kısmı Ganlıköy barajına gider. İşin ilginç tarafı, beni çok şaşırtan, burada arkada doğudan buraya gelen Girne Anayolu'nu geçen bir Gırındere diye bir deremiz var. Bu derede ne 2009'da ne de şimdi su gelmiyor. Bu ne demektir? Muhtemelen Digomu yolunu yaparken buraya gelen havzayı kapattı. Ortadan kaldırıldı. Ve Hasbolat'a giden su da o yolu bulamadığı için. Bulamadı. Gene Atatürk Spor Salonu yanından çıkan sunun kaynağının olduğunu düşünüyorum. Arazi muazzam değişmiştir. Yani neyin, dere yatağının ne şekilde değiştiğini bile artık takip edemiyoruz. Ama günün sonunda o zamanı geldiğinde o su yatağını yine bulacaktır. Akıp bulacak. Evet hocam, yani tabii benim için de çok duygusal bir program. Bu işlere beraber gönül sardığımız, sınıfta hoca olarak dinlediğimiz biriyle bunları konuşmak ben çok önemli. Yavaş yavaş sonuna geldik. Son görüşlerinizi bizi izleyenler için, gerek ülkedeki çevre sorunlarıyla ilgili, gerek bu su özelinde olabilir, son görüşlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Biz özel bir akvaryumda yaşarız. Bunun adı dünya. Ve bütündür. Ne Kıbrıs'ın, ne Türkiye'nin, ne İngiltere'nin herhangi bir ayrıcalığı yok. Bütünseldir. Bir yerde yapılan hata bir başka yerde çıkar. Çünkü organizmanın bütünü gibi çalışır sistem. Küresel iklim değişikliği dediğimiz şeye doğru tedbirleri almazsak, günün sonunda insanlık kendi sonunu hazırlamanın noktasına gider. Burada felaket tellallığı olarak konuşmak değil, görünen köy kılavuz istemez. Saatte 300 kilometreyle giden bir araba 300 metre sonra durur mu, durmaz. Bu hesabı yapacaksın. Dünya istomuna basmalıdır. Doğayla barışık yaşamanın yolunu bulmak için bugüne kadar geldiği bilim ve akıl yolunda bilir kişilerle ortak çalışma prensibini kazanmamız gerekir. Gerçekten hocam çok teşekkür ederim. Umarım mesajı alması gerekenler almıştır. Umarım izleyenler farklı bir açıdan da bu sorunları irdeleme fırsatı bulmuştur. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
Sevgili Yeşil Bakış izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta sevgili Mustafa Kofalı hocamla geride bıraktığımız haftada yaşadığımız yağışları ve aslında genel olarak son 100 yılın en yağışlı yılı olarak nitelendirilen bir yılı geride bıraktığımız dönemde ülkemizde neler yaşandı, neler yapılması gerekir, onları irdelemeye çalıştık ve sizlere bu bölgenin aslında en büyük, ülkemizdeki en büyük göletlerden, sulak alanlardan birisi olan Gönyeli Göleti'nin bulunduğu yerden programımızı sonlandırıyoruz. Haftaya bir başka programda, bir başka konu, bir başka konukla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk için gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Arkadaşlar merhaba. Şimdi size birkaç soru soracağım. Hiçbirinizin bu sorulardan haberi yok. Verdiğiniz cevaplar sonucunda size bir video izleteceğim ve videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi alacağım. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Hazırım. Hazırım, başlayabiliriz. Başlayalım. Adın ne? Taylan. Mutlu. Kahvaltı, öğle yemeği ya da akşam yemeği yedin mi? Evet, yedim. Ne yedin? Tavuk, yoğurt, patates, domates, salata. Akşam ne yemeği düşünüyorsun? Çiğ köfte. Akşam kuru fasulye pilav yemeği düşünüyorum. Günde kaç öğün yemek yiyorsun Yunus? 3, bazen 4'ü de bulabiliyor. 2 ya da 3. Kaç saattir yemek yemiyorsun, yani en son ne zaman yemek yedin? 4 saat. En son sanırım 1 saat, 1,5 saat önce yedim. Peki en çok sevdiğin yemek hangisi? Şu an en çok istediğim künefe. Mantı. Annen ve baban hayattalar mı Yunus? Hayattalar, elhamdülillah. Elhamdülillah, sağlar. Rahat bir yaşama sahip misiniz? Yani sokağa çıktığınızda rahatlıkla dolaşabiliyor musunuz? Yani hiçbir problem yaşamıyorum. Son derece rahatım. Elhamdülillah, dolaşıyoruz sokakta rahat rahat. Peki gerçekleşmesini istediğin bir şey söyleyebilir misin hayatınla alakalı? Yani üniversiteyi bitirdikten sonra belki hani bu kadar çabalamışken hani iyi bir iş olabilir belki. Kendi hayatımda 4 yıllık lisans programını bitirmek. Türkiye'yi gezmek, böyle farklı görmediğim şehirlere gitmek. Yani oranın tarihi yerlerine gezinmek, bakmak, öğrenmek tarih açısından. Yani çocuklarımın büyüyerek, daha yetişkin bir hale gelerek onların da evlat sahibi olmalarını görmek isterim. Ayakkabı alırken markasına bakar mısın? Bakarım. Genellikle bakarım ama çok hoşuma giderse alırım. Şu ismi Çamu. شنو متريقة متغدية متعشية احكي احكي
İstanbul'da mı oluyor? طيب شو بدك تاكل اليوم بالليل؟ جبل مخموطة ورز. والله يا عم عم ناكل من نهار وجه وحدة. هذا صلاح كنا نشوف الأولاد اللي هون جاعد. في عالم ماتت من الجوع، في عالم نامت مع فائد، في عالم نامت بدون ما تاكل، في عالم صلاح ما أكلت. طيب قل لي شو جاي على بالك أنت؟ شو عبالة؟ لابوش أمي كاري عبط نزل القذيفة وطبت ورقت تعشف العوامل ضربت الطيارة هون الصوب أبي فيها شوفه أتمنى بس أركب أطراف بشر.